Motorundan herkese merhabalar. Peugeot'un minik kuşu Django 125 ile beraberiz. Django 125, Peugeot'un ilk skuteri olan 1940'larda ürettiği S55'ten çok fazla esinlenme içeriyor. Daha doğrusu bunun hani retro tarzda bir yenilenmiş versiyonu da diyebiliriz. Biz de kendisini incelemek için teste aldık. İyi seyirler. Django'nun kalbinde 120 cc hava soğutmalı ve enjeksiyonlu bir motor var. Bu motorun gücü 10.2 beygir. Kalkış anlarında hani biraz böyle boşluğu var varyatörden dolayı. İlk başta bir gazı veriyorsunuz, biraz bağırıyor. Ondan sonra bir anda gazı alıp ilerlemeye başlıyor. Bunun üstüne biraz çalışılması gerekiyor. Peugeot'un SYM ile olan ortaklığından dolayı fiyatlar bayağı bir aşağıda tutulmuş. Bu motor hani kötü değil ama şehir içi hızlarında hani dur kalk şeylerindeyken bu varyatörün biraz yukarıda kavramasından dolayı arada sırada ufak sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Eğer kavraması aşağıda olan scooterlara alıştıysanız, ben Forza 300'ü kullanıyordum. O alt devirde çok güzel oluyordu. Şimdi ondan sonra buna geçince açıkçası kalkış anlarında biraz dengeyle problem yaşadım. Buna biraz alışmak gerekiyor. ''90'dan sonra gelen bu hızlanma isteksizliği 110'da son buluyor. 110'da top speed'e ve kesiciye giriyor. Bence yeterli de bir hız. Bu arada bu 80-90 gibi aralığında trafiksiz bir yolda sürerken yakıt tüketimimiz 2,5 litre gibi bir şey oluyor. Trafiğe de kaldığımda, hani akşam trafiğine girdiğinde, şehir içinde çok dur kalk yaptığımda kavramanın da biraz geç kavramasından dolayı yakıt tüketimim biraz çıktı. Bu çıktı dediğimde 3,5 litreye belki anca bulmuştur. Çok fazla akşam trafiğine kaldık çünkü Ataşehir'den Beylikdüzü'ne giderken yol tamamen kilitliydi. Dur kalk, dur kalk, araya gir, çık bilmem ne derken yakıt tüketimi oldu 3,5. Bence yakıt tüketimi olarak iyi bir yerde, iyi bir seviyede. Hani bu özelliklerini beğendim. Motor çok güzel. Tek beğenmediğim yanı kavramanın birazcık geç alması. Başka da herhangi bir sıkıntısını görmedim. Şimdi neresinden başlayacağımı bilemiyorum açıkçası. Çünkü çok fazla güzel şey var. Bir kere öncelikle ben parçalarda kullanılan finişi, plastik kalitesini çok beğendim. Aralardaki boşluklar mükemmel oturmuş. Yani bunun mühendisliği üzerinde çok iyi çalışmış. Zaten Peugeot'da iyi bir mühendisliğiyle, iyi parça kalitesiyle tanınan bir scooter firması. Bunu çok iyi beceriyorlar. Mesela burada kullanılan parçaların yumuşaklığı, bu switchlerin çok rahat bir şekilde geçmesi, işte şurada kullanılan parçaların işte birleşme yerlerinin boşluklarının olmaması, buradaki yerlerin hepsinin eşit şekilde boşluklarla tanımlanması falan. Bunlar çok iyi. Keza kullanılan krom kalitesi de kendini yine belli ediyor. Bütün bağlantılara, bütün şeylerde bayağı uğraşıldığı, her şeyde bayağı lükse kaçıldığı çok belli oluyor. Fiyatı da bana göre makul tutmuşlar bu kadar uğraşmaya rağmen. Şimdi hemen başlıyorum. Öncelikle far. Far bir kere retro tarzı koruyabilmek için halojen olarak kullanılmış. Fakat aşağıda sinyallerde ve şurada ön tarafta bir tane aydınlatma ışığı var. Bunlar LED. LED ama ön tarafına buzlu cam gibi bir şey yapmışlar. Çok tatlı bir şekilde aydınlatıyor. Çok güzel gözüküyor açıkçası. Direkt dikkat çeken, ilgi çeken özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca ön tarafa bir de hani retro tarz dedik ya. Bu tarzı yaşatabilmek için bir tane askılık, işte bir şeyleri koyabileceğiniz bir şey yapmışlar. Ama bu kullanışı değil. Yani bu sadece görünüşü oynayan bir özellik olmuş. Çünkü aşağı doğru aldığınızda yine yukarı doğru kendini itiyor. Ya iple bağlayacaksın ya bir şey yapacaksın. Yani çok bir şey koymak mümkün değil açıkçası. Sadece görünüm olsun, güzel dursun diye yapılmış olduğu çok belli. Ha, şikayetçi miyim? Hayır. Çünkü gerçekten güzel olmuş. Tasarımda kullanışlılığa da oynamışlar. Ön taraf bir kere boş. Yani buraya hani bir şeyler taşırsın, bir şeyler koyarsın. Şehir içinde kullanmak için güzel detaylardan biri. Bir de şöyle bir şey eklemişler. Burada bir poşet asma askılığı var. Bu da iyi. Ayrıca burada şuraya sağ tarafı açtığımızda burada bir 12 voltluk telefon şarj etme çıkışımız var. Buradan da yolda giderken telefonumuzu şarj edebiliriz. Yine kullanışlığa oynayan şeylerden biri. Sol tarafa böyle açtığımızda da burada da yine benzin depomuz var. Hani bu da kullanışlığa hani oynama gibi bir şey olmamış burada ama en azından kozmetik şekilde güzel bir şekilde halletmişler. 8,5 litrede bu arada deposu var. Yani bu yakıt tüketimiyle oldukça uzun mesafeler gidebilirsiniz.
Koltuğun ve arka tarafın tasarımı zaten birebir Peugeot'un S55 denen skuterinden alıntı. Kontağı çevirdiğimizde koltuk açılıyor. Bu taraf sabit, burası açılmıyor. Buraya bir açık kas sığar ama full face kas sığmaz. Onun dışında işte torbadır vesairedir, bir sürü şey yine bunun içine koyabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir alanı var. Hakeza burası da iyi açıldığından, yani açı çok iyi olduğundan bir şeyleri alıp çıkartmak çok rahat. Altından kramp geçirerek bir şeyler alıp koymaya çalışmıyorsunuz. Bu güzel. Ha, buna ek olarak deri kalitesi, işte kullanılan dikişler, şurada böyle Peugeot'un bir damgası falan var. Bunlar hep işçiliğe güzel oynandığına emareler, bunlar güzel. Konfor olarak da iyi. Bir saat sonra, 1,5 saat sonra hafiften bir uyuşma hissediyorsunuz. Çünkü dik oturduğunuz için, böyle tabure gibi oturduğunuzdan dolayı bir saat sonrasında hafiften bir uyuşma oluyor. Ama yani bu kadar uzun yol gitmiyorsanız veya hareketsiz şekilde bu kadar uzun şekilde bir saat falan kullanmıyorsanız herhangi bir sorun yok. Madem oturuş pozisyonundan lafı açıldı, şimdi onu da göstereyim de hani böyle kafada soru işaretleri falan kalmasın. Bir kere oturduğumuzda ne kadar hafif olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Bundan dolayı kısa boylular, İşte başlangıç motosikleti olarak kullanılacaklar, bunlar için tamamen uygun. Çünkü çok basit, çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Dengesi de çok güzel. Neyse, oturduk. Böyle tabure şeklindesin. Diksin. Bu cam buraya kadar, göğse kadar gelen rüzgarı tamamen kesiyor. Bunu tamamen elimine ediyor ama kafaya gelen rüzgarı çok kesmez. Aynalar geniş değil. Trafikte şehir içinde aralara girerken gayet rahat fıt fıt her yere girebilirsin. Zaten motor da, skuter da dar olduğu için bu araya girme, şehir içinde fıt fıt bir yerlere girme konusunda çok güzel. Ama neyi kötü? İşte gösterdiği alan olarak biraz ne yazık ki kötü. Kör noktası, bol bir aynası var. Oturuş pozisyonu bu kadar. Arçı olarak da çok rahat olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Zira buradaki bu tutamaçlar çok ergonomik, çok rahat. Tutacak yeri de bol. Lastikler CST marka. Kuru da fena değil. Yani kötü olduğunu söylemem ama ıslakta gerçekten kötü. Çünkü hiç güven vermiyor. Ne zaman bırakacak, nerede ne yapacak kestiremiyorsunuz. Bir iki kere böyle arkayı bırakma gibi bir sorunla karşılaştım. Ama onun dışında hani kuru zamanda kullanacaksanız bir sorun yok. Eğer ben kışın ıslakta vesaire de kullanacağım diyorsanız işte City Grip'tir, işte yerli üretici Anlaşım, Winter Grip ikisidir. Bu tip bir lastikle değiştirmenizi ben kesinlikle öneriyorum. Onun dışında süspansiyonlar çok iyi, çok konforlu. Bütün çukurları çok iyi şekilde absorbe ediyor. Bunu da beğendim. Frenleri de hakeza beğendim. Bu modelde ABS yok. ABS yok ama kombine fren sistemi var. Arka freni, yani burayı sıktığınızda iki freni birden sıkıyor. Fakat ön freni sıktığınızda sadece ön freni sıkıyor. Bu da freni virajın içine doğru taşımak, yani trail braking yaptığınız zaman herhangi bir sıkıntıyla, sorunla karşılaşmayacağınız anlamına geliyor. Yani bu tekniği kullananlar mutlu olacaktır bu motosikletle. Bu scooter işte İtalyan tasarımını falan çok seviyorum. Ama İtalyanların fiyatı çok fazla. Yani bu kadar parayı bir motosiklete, bir skutura bağlamak istemiyorum diyen insan için biçilmiş kaftan. Zira bu kadar retro tasarım, bu kadar güzel parça kalitesi, işte fren kalitesi, süspansiyon kalitesi, bunların hepsi çok güzel pakette toplanmış ve 12 bin lira gibi bir fiyata sunuluyor. Tamam, 12 bin lira 120 cc bir skuter için fazla gibi gelebilir ama şu euro dolar kuru bu hale gelmişken bence normal, hatta İtalyanlarla karşılaştırdığımız zaman ucuz bile. Sonuç olarak bir yere gittim dikkat çeksin, güzel bir tasarım olsun ama fiyatı da İtalyan skuterları gibi böyle uçup gitmesin diyen insanlar için bu skuter biçilmiş bir kaftan. 125 cc başlangıç motosikleti de olur. Hafif, rahat, kolay kullanılıyor. Yani bu tarzda bir şey arayan insanlar için, ne bileyim işe gideceğim, eve gideceğim vesaire bir şeyler diyen insanlar için de ben bu skuteri kesinlikle rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.